sevgili öğrenciler. Şimdi sizinle birlikte ismin, adın, haletlerini işleyeceğiz. İsim haletleri nelerdir? Arkadaşlar, belirtme halim var, yönelme halim var, bulunma ve ayrılma halim var. Belirtme halinin ekleri ı, i, u, ü. Yönelme halinin ekleri a ve e. Bulunma halinin ki da, de. Ayrılmanın ki ise dan, den. Hemen örnek üzerinden bakalım. Yalın hali. Yalın hali demek ek almamış hali demek. Ev kelimesini düşünelim. Okul kelimesini düşünelim. Kapı kelimesini düşünelim, değil mi? Yine ne olabilir arkadaşlar? Tahta diyelim. Gibi arkadaşlar. Bu kelimelerin üzerinden hemen haletleriyle bir çekim yapalım. Ev kelimesini belirtme hali 2 ile çekimlediğinde ne olur arkadaşlar? Evi. Yani ben onu ne yapmış oldum? Belirtmiş, işaret etmiş oldum. Yine okul kelimesini çekimleyelim. Okul, okulu. Yine okulu belirttim. Bir diğeri kapı. Kapı kelimesinde işin içine ne giriyor? Kapı, a diyemem. Kapı ya derim, değil mi? Kaynaştırma yönsüzlerini öğrenmiştik ses olaylarında. Ne oldu? Türkçe'de ikili yan yana gelmeyeceği için y kaynaştırma yönsüzü araya girdi. Bir diğeri tahta. Tahta kelimesinde de yine ne olacak arkadaşlar? Ünlü harfi bittiği için kapı y olacak. Tahta kelimesi de belirtme hali ikini aldığında ne olacak? Tahta y. Y kaynaştırma yönsüzünü alacak. Yönelme hali ikili çekimleyelim aynı kelimeleri. Eve. Yani nereye? Eve. Nereye sorma cevap verir. Bu neyi, kimi, nereyi sorma. Yönelme neye, nereye, kime gibi sorularına cevap verir. Ev, eve. Okul, okula. Değil mi? Kapı, kapıya. Tahta, tahtaya. Gibi arkadaşlar. Bulunma hali kimde? Daha de. Yani neredesin? Nerede? Okulda. Nerede? Evde. Gibi. Bulunma hali kimle ilgili bir çekim yapalım. Evde. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Okulda. Nerede? Okulda. Yine kapıda. Tahtada. Ayrılma hali 2'ye bakalım. Aynı kelimeleri ayrılma hali 2 ile çekimleyeceğiz. Ayrılma hali 2 neymiş? Den ve dan. Arkadaşlar, bulunma ve ayrılma hali ekleri ta te'ye veya tan te'ye dönüşür. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi benzeşmeye uğramasıdır. Ses olaylarında anlattık. Hemen çekimliyorum. Evden. Okuldan. Kapıdan. Tahtadan. Bunların ses olayına uğramış halleri nedir? Mesela kitap kelimesini düşünelim. Kitap ne olmuş? Kitap tam. Dandın iki tam tere dönüşmüş. Burada ses olayına uğramış ama yine ayrılma hali ikini almış. Veya kitap tam. Anlaşıldı mı çocuklar? Şimdi bunları öğrendik için ne yapıyormuşuz? Belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma hali eklerini ezberliyoruz çocuklar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.